geçelim. Eee Gürcan abi şimdi nasıl buldun Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe'yi? Yarın köşe yazını da e, dikkatle okuyacağız. E, Sabah gazetesinde. Şimdi tabii şey, köşe yazından bağımsız bir şekilde tabii bize tabii, bir şimdi maç... e, yani hazırlık döneminin en ciddi rakibiyle oynadı. O, o nedenle e, yani daha önceki maçlarda aldığı sonuçlar, <laughs> attığı goller, oynanan oyun e, hazırlık maçının oynadı. bu çok daha Doğru bir testti. İşler iyi gidiyor mu, gidecek mi, yoksa gitmiyor mu e, diye yorum yapmak adına. E, ben kötü oynadığını düşünmüyorum falan başka takımdan. Ama e, hatalarından arınmış, zaaflarından arınmış ya da geçen seneye göre bir tık iki tık ileri gitmiş e, bir takım da yok karşımızda. E, üçlü oyun için... E, bu maçın daha net veri vereceğini düşünüyordum. Bizim adımıza yani bu sistem, bu düzen, yeni yapılanma Fenerbahçe için iyi mi olacak, kötü mü olacak diye daha net bir fikir vereceğini düşünüyordum. Yani ben karşıydım diye ama bir zaman tanımak lazım diyorum. Yani yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı diye. Ben çok gereksiz bir macera olarak görüyorum. Geçen programda da hatırlıyorsun Ozan'la birlikte konuşmuştuk. Ozan Zeybek'te ısrar edilmesinin de mantıklı olmadığını düşünüyordum. Çünkü Fenerbahçe'nin elinde yıllardır dörtte oynayan bir kadro var. Ve bu kadro geçen sene şampiyonluğu bir maçta kaçırdı. Son hafta kaçırdı. Hepsi nerede ne yapacağını biliyor. Ve üçlü oyunun kendi yapısından kaynaklanan zaafları neredeyse hepsi Fenerbahçe'de var. Hiçbiri gidilmemiş. Yani üçlünün büyük zaafı nedir? Kenarlardır. Dörtlüde kenarlara iki kişi koyarsınız, o şansınız vardır. Üçlüde bir kişi vardır. Ve rakip oraya girdi anda, onu çözdüğü anda, o kenardaki adamın arkasında sarkmayı başardığı anda da problemler yaşanır. Ee, bundan önceki hazırlık maçlarında da yaşandı, bu maçta da yaşandı. Peki geçen seneden sarkıp da çözülen bir problem var mı? Yani Fenerbahçe'nin e, en büyük problemi sarsak defansıydı. Yani bir türlü gol yemeyi başarıyordu bu takım. Yani ıska geçiyorlar Evet. Kendi kalelerini atıyorlardı, ayaklarındaki topu kaptırıyorlardı ya da çok büyük bir e, pozisyon atası yapıyorlardı. Bir türlü gol yemeyi başarıyorlardı. Buna karşılık e, gol atmada ciddi problemler yaşayan Fenerbahçe takımı vardı. Bugünün e, yani oyun olarak iyi, baskılı, işte rakibi rahatsız eden tarzının altını çizerken öbür taraftan da 9'u ilk yarı, 9'u ikinci yarı toplam 18 kere denemesi var Fenerbahçe'nin rakibi. biraz daha söyle abi. 9'u ilk yarı, dokuzu ikinci yarı. sekiz. 18. Elimi. 18 kere. Bunun kaçı isabetli olmuş sizce? %50'si var mı? 8'i. 8'i. Yarı yarı yani. 8'i yani isabetli Kaçı gol olmuş? Bir tane. Yani geçen seneki... Çok özür sene dilerim ki... Gülcan abi. Araya girdim ama Perkasın attığı gol, Perkasın hakkını vermek lazım ama Beşiktaş'ın eski kayıcısı boyutunda e, orada çok ciddi bir boy konunu düzelterek söylüyorum. Boyko. Boykonun da çok ciddi bir hatası var. Ama Perkas doğru yere koşu yaptı. Yani... E, aslında doğru bir defans organizasyonuna önlenebilecek bir goldü. Abi hatalar olacak. Yani e, Fenerbahçe'nin yediği golde de Fenerbahçe'nin defansında evet. ciddi hatası vardı. Yani hatalar olmazsa goller olmuyor. Yüzde yani karşılıklı kaçan goller de doğru. var. Yani bu maç 1-1 değil 3-3 de bitebilirdi. Yani e, Dinamo Kiev'in de ciddi pozisyonları oldu. Fenerbahçe'nin de ciddi pozisyonları oldu. Yani e, nitekim yani Dinamo'da yarısını, e, yarısı kadar geldi kaleye ama ceza sahasında giriş sayısına baktığımız zaman topla beraber Fenerbahçe ile aynı. Yani rakip topu... İlk biraz daha mı etkiliydi? Ben tam olarak izleyemedim ama Dinamo özellikle sol tarafı daha mı iyi kullandı? Yani parça parça baktı. Yok şöyle diyemeyiz yani çok iyi kullandı diyemeyiz. Tabii ağırlıklı ben Fenerbahçe seyrettim. Hmm. Dinamo daha konsantre edildim ama onlar şeyi beklediler. O geçiş oyununu beklediler. Hı -hı. Ve hep 3'e 3, 4'e 4, e 4 yakaladılar. Özgür yani o da sıkıntı. Yani orada doğru pas zamanlaması, doğru e, bir ham, hamle eksiltme ama e, özellikle sol kanadı dediğin gibi etkili kullandılar. İlk yarıda da ikinci yarıda da Fenerbahçe'nin sol kanadını etkili kullandılar. E, şimdi bunun önlemini alması lazım. Çünkü e, Türkiye'de de özellikle Kadıköy'de ya da Galatasaray Beşiktaşı aynı şey söz konusu. Sana çıkacak takım kaleciyi sayarsak 1-9-1 saymazsak 9-1 oynuyor. Evet. Yani Dinamo'da gol attı. Kendi sahasında başladı. Otobüsü çekti. E, topu rakibe bıraktı. İşte alan e, daraltarak, Daraltı, o pas yollarını kısaltarak, e, oyunu kanatlara açmaya zorlayarak ya da uzun atmaya zorlayarak e, kapattı. E, dolayısıyla burada yaşadığı, yani bu maçta yaşadığı skor problemini Türkiye'de de bir de geriye düştüğü maçlarda özellikle çok sert bir şekilde yaşayacak. Fenerbahçe değişecek, diğer rakipler değişecek. On nedenle Fenerbahçe'nin çözümünün aslında üçlü sistemde olduğunu düşünmüyorum. Yani bir santrafora da olduğunu düşünüyorum. Doğru dürüst, adam gibi. Bitirici. Bitirici bir santrafor. Mesela bugün iki oyuncusunu kadro dışı bıraktı. Victor Pereira. Caner Erkin'le Sinan, Sinan, Sinan. Sinan Gümüş'ü. İstemiyor. Ee, şimdi sağ önde Osa'yı oynatıyor. Sağ ayaklı. Değil mi? Evet abi. Sağ önde demeyelim de orta sahanın sağında. Evet. Osa'yı sağ oynatıyor. Iç. Orta sahanın solunda Ferdi oynattı. Ve Ferdi sağa yaktı. sağ ayakta. Ben alıyor muyum? Tabii. Sağ, sağ ayakta ve sol tarafta Sağ ayakta Ferdi oynattı. Mantık neyi gerektiriyor? Kadro içinde Novak olabilir. Stoper oynuyor. Caner olabilir. Sinan Gümüş olabilir. Ferdi'nin yerine. Sağ tarafta sağ ayakla oynatıyorsun. Sol Hı, tarafta da ne? sol tarafta da sol ayakla. Hı. Ee, o mantık içinde. Çünkü şeyde de ön tarafında da ters ayaklar oynatıyorsun. Mesutla, Pelkası, ters kanatlarda, ters ayaklı oyuncular oynatıyor. Ee, buradan şunu çıkartıyorum ben. Bir tane o bölgeye oyuncu istiyor. Vitor Pereira ee, ve o oyuncu nun alternatif olabilecek iki oyuncuyu da şu anda istemiyor. Oyuncunun e, Caner Erkin'in menajeri Football mı onların şeyi. Caner Batur altı parmak temsilcisi. Doğru. Batur. Football Talent'ın yaptığı bir açıklama var. Biraz önce düştü. Evet. Hoca diyor ki ben seni oynatmayı düşünmüyorum diyor. Yapılan açıklamaya göre evet. Caner Erkin'e. E, Caner de diyor ki ona olabilir, düşünmeyebilirsiniz. Ama ben kalacağım, savaşacağım ve bu rekabeti yaşayarak bu formaya talip olacağım diyor. Ama ona rağmen eee kadro dışı bırakılıyor artık ne nasıl oluyor? Oldu? yani çalışmak istemiyor. Çalışmak istemiyor. Yani bu e, karşılığına rağmen istemiyor Caner Erkin. Başka nedenler de olabilir. Çünkü Can, Caner e, çalıştığı hemenler hocayla problemler yaşamış. E, bir oyuncu. E, e, Bulut'la da, da yaşadı. E, fakat esas sıkıntı şeyde çıkacak. Yani Caner Erkin, Sinan Gümüş, Mesut Özil, İrfan Can, Ozan, Mert Hakan. Bunlar esasında Emre Belezoğlu'nun prensleriydi. Hmm. Hmm. Bütün bu oyuncular. Şimdi ikisi gitti. Bir tanesi sağda Mesut, üçü kulübede. Ve bugün e, çıkan ilk 11 bir eğer e, çok bir şey olmazsa, değişiklik olmazsa en azından dokuzu bugün çıkan ilk 11'in birin dokuzu Fenerbahçe'nin Demir Spor maçında deplasmanda bu 11'i göreceğiz. En azından 9'unu. azından 9'unu göreceğiz yani. Ya da ligi bu iskelette e, hmm. bu yapıyla götürecek. Tabii e, transferler de istiyor hoca. En az 3 tane oyuncu istiyor bildiğimiz, bildiğimiz kadar. Yani oyuncuların gelmesiyle de e, farklı değişiklikler olabilir. Ama e, problem geçen senenin yıldızı dediğimiz geçen senenin e, Fenerbahçe'yi ayakta tutan, hakikaten yarışta tutan Ozan gibi bir oyuncunun şu an kulübede olması, en büyük asetim dediğin e, İrfan Can ki ciddi de bon servis vererek aldın. hatta e, satmayı da satarken de ciddi para kazanmayı düşündüğüm bir oyuncu, kulübede olması. Keza Mert Hakkının kulübede olması. Bir de bunlara Sosa'yı da ekleyebiliriz. Bugün sakatlığı nedeniyle e, yoktu, ama e, Sosa da gönderilmesi düşünen beğenilmeyen oyuncular arasında değil. Yani gitmeyeceğim diyor zaten. Yani Fenerbahçeli devam etmesi e, muhtemel oyuncular arasında ve e, bu işi yönetmeleri lazım Özgür. Evet. Yani bu, bu, bu oyuncular, tam hocanın görüşüne saygı duymak zorundayız. Yani e, o tabelayı e, istediği gibi tuttuğu sürece tek, teknik adamın tercih tercihlerine saygı duyarız. Katılırız katılmayız o ayrı mesele. Ama sa saygı duymak zorundayız. Ama saygı duyarken e, böylesine önemli oyuncuları kulübede oturmaya ikna etmek de kolay bir şey değil. Yüzde yüz. Yani kulübede e, otur otururlar, bir maç otururlar, iki maç otururlar. Sonrasında e, problemler çıkabilir. Yani o noktada e, daha önce de söylemiştim. Yani Fenerbahçe'ye Santrafor lazım mı dedim. Santrofor'dan önce tampon görevi görebilecek bir isim bir profesyonel defansın yetim. önünde mi? Hayır hayır. Daha ilerilik yapacak. Ya, Sağ Samandıra, dışı. Samandıra'da. Anladım. Yani, Futbol idare edecek. aynen. Geçen çünkü 2015'te biliyorsunuz Vitor Pereira aynı Vitor Pereira. Evet. Arızalıdır yani, Disiplindir, Şöldür, hötler, bağırır, çağırır. 4-5 tane önemli oyuncuyla ve, ka abi, e, kavga bakma, etmiştir. Oraya giriyorum ama yani bir teknik direktörde en önemli özelliklerden bir tanesi pedagojik yanının güçlü olması. Yani eğitici kazanmaya yönelik davranması. Vitor Pereira bu konuda Eksik mi kalıyor? Yani biraz oyuncuyu kazanmaktan imtina eden bir teknik direktör mü? Caner'le mesela yaşadığı problemi tam olarak böyle açıklayabilir miyiz? Yoksa sadece sağ performansına mı bakıyor? Ben oynatmayı düşünmüyorum dediğine göre performansla ilgili. Hmm. Or ben oradaki. Sinan'la ilgili performans sorunu or or gözettiğini düşünüyorum Peki, ama Caner'le ilgili var oradaki, mı bilmiyorum. Bir durum. Hani, şöyle bak. Şöyle yapalım. Oğlum. Orada e, Çok sen, de, sağ sen de yöneticisin değil mi şu an? Radyosu evet. Bana. Haber müdürü. Yöneticisin. Hı hı. Arkadaşlar var değil mi? Sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın diyorsun. Evet. Onlara. Ee, Vitor Pereira da bir yönetici. Mutlu olmayan bir kişi olduğu zaman ya da senin böyle şey yapılır mı kardeşim deyip e, evet. fırça attı değil mi? Azarladığın ya da sert çıktığın e, ama değerli gördüğün bir, bir arkadaşınla aranı kim şey yapıyor orada? Toparlıyor. Ya Özgür sen de çok sert çıktın. Ya da Özgür tam bugün sinirliydi ama sen de takma. Biliyorsun onu kalbi temizdir diyen birisi. Arada köprü yani. Olmalı. Peki. Ya mesela ne oldu? Şu özetler hazırmış Re abi. mi gideceğim? Hazır mı? Ha, hemen kısa söyleyeyim. Geçen dönem bu işi Hasan yapıyordu. Hasan Çetinkaya yapıyordu. Hı. Çok da iyi yapıyordu. Yani oyuncu ile hocanın arasında e, köprü e, vazifesi görüyordu. Peki. O işi yapacak bir isim. Şart. Olmalı. Yoksa Peki. bu problemler büyür. Devam edeceğiz Fenerbahçe abi. Nur topu gibi bir krizi olur. Mahsus susmuyorum. Şey <laughs> <medir gülüyor> maç. maç özetleri.